abi, 20 metre abi. Evet, daha da oluyor bak. Ha. Evet, daha da sallanıyor. Korkuyor musun? Çok korkuyuz. Öyle. Kalp krizi geçireceğim diye kendimden korkuyum inan ki. Vallahi kalp krizi geçireceğim. Böyle her yanım, böyle bir annem saatim böyle hiç tutmayı desem yeri var. Geldi. Daş gelince ayağımın yanına geldi. Ondan geri çıktım dışarı. Kapıyı açtım, ottum. Evin içi hiç yok yani. Hepsi sokalı. 5.3 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucunda Ayvacık ilçemizin ilk belirlemelere göre 11 köyü depremden etkilendi. Şu anda en fazla depremden hasar gören Yukarı köyümüzdeyiz. Bu köyümüzde 40 ev hasarlı. Diğer 10 köyümüzde de 50 ev hasarlı gözüküyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. 5 hafif yaralımız var. Yaralılarımız hastanelerimizde tedavileri sürüyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. AFAD Balıkesir'den çadır gönderiyor. Akşama kurulacak. Kızılay'ımız çadır gönderiyor. AFAD Başkanımızla görüştük. İhtiyaç kadar konteyner yola çıktı. Ekiplerimiz hali hazırda hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yanında olup çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Bugün Ege merkezli büyük bir deprem yaşadık. Sabahtan beri arşıları devam ediyor. Allah'a şükür ki köylerimizde can kaybımız yok. Binalarımızda hasar var. Şu anda Yukarı köydeyiz ve Yukarı köyün 102 binasında ağır hasar var. 8 binada da hasarlı. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, jandarmamız, AFAD ekiplerimiz herkes görevinin başında. Şu anda vatandaşlarımızdan tek talebimiz binalarına girmemeleri, kendileri için oluşturulan alanda beklemeleri, çadırlarımız yolda.
Biraz sonra çadırlarımız kurulmaya başlanır. Yarın da konteynerlarımız gelecek. Sıcak yemek dağıtımı başladı. Allah'ın izniyle can kaybı yaşamadan bu süreci atlatacağız. Binalarımızda zaten devlet her zaman vatandaşımızın yanındadır. Çözeceğiz. Çadırlarınız barınmayla alakalı herhalde. Hiçbir problemimiz yok. Hiçbir problemimiz yok. Tüm ekiplerimiz burada. Valimiz, vali yardımcılarımız, kaymakamımız, jandarmamız, AFAD'ımız, tüm ekiplerimizle birlikte buradayız. Tekrar ediyorum, bizim tek korkumuz eşyalarını almak için vatandaşın girmesi. Bunun için de görevliler gereğini yapıyorlar. Tüm bölgenin geçmiyor. Tüm bölgeye geç. Tabii ara ara depremler oluyordu ama biz bunları çok fazla hissetmiyorduk. Ocak 15'ten itibaren iki tane deprem oldu aynı gün. Birisi işte bir sıralarında 4.8, daha sonra sabaha karşı 7 sıralarında 4.4 oldu ama o günden bugüne kadar 100 tane de deprem oldu. Bunlar hissedilmedi. Ama bugün olan deprem 5.3 bayağı salladı ve milleti panik yarattırdı. Şimdi depremin süresi, tabii onu bilimsel olarak açıklayacaklardır, uzun sürmesi bu tür yığma evlerde sıkıntı yarattı. Hemen hemen bu yukarı köy denilen bu bölgede bayağı bir köylerinde hasar meydana geldi. Buraya yakın olan Taş Ağıl var. Ondan sonra da denize doğru anlatırsak Tuzla var, Tuzla Ovası var ve deniz var. Zaten jeotermallerin bor olduğu bir bölge denizden bu tarafa doğru geldiğinizde. İşte bu havzada meydana geliyor hasarlı depremler. Diğer köylere dedik ki Ayvacık'ın 67 tane köyü var. Diğer köylerde bir hasar yok ama Gülüpınar olsun, Kocaköy olsun bunlarda çatlaklar var. Şimdi tespit daha yeni yapılıyor. Rakam veremem ama şöyle evlerin yarısı zarar görmüş durumda. Taş Ağıl'da da aynı durum. Buraya yakın olan köy. Evlerin yanında bir de cami falan da hepsi orada hasar görmüş. İçine girilemiyor. Zaten kapıları falan kapanmış durumda. Bunun yanında da hayvanlarda da biraz zarar var. Çok olmasa da hemen hemen damların şöyle diyeyim %90'ı yıkık durumda. Ama sevindirici olay, can kaybı yok, yaralı sayısı az diyebilirim. Onlar da ayakta tedavi olabilecek nitelikte ama hastaneler tabii evet ilgileniyor. Tabii daha yeni bir olay, tespitler yapılacaktır. Geçmiş olsun. Nasıl oldu deprem? Nasıl hissettin? Çok soğuk. Aklımız çıktı ben.
Sizin ev galiba burası değil mi? Ya benim komşumun evi, benim ev de öyle. Ha. Aynısı. Çok yıkılmış galiba. Aha, böyle evlerin içini göreceksin galiba. O pislik, o pislik galiba, o galiba ileri geri varca alımız çıktı galiba bizim. Kalmadık. Çok hasar var mı peki evlerde, hayvanlarda? Var. Hayvanlardan haberim yok. Yemek hiç hayvanım yok. Hasar var evladı. Çok hasar var. Geçti olsun. Yaralanan var mıydı, gördün mü? Aa, yaralananları götürdüler. Ambulansa götürdü yaralananları. Allah korusun, bizde yok şu an için. Ben çocuk okula hazırlanacaktı. Ancak uykudan kalktıydı. Biz de korktuk. Birden oğlu uğrayacaktı. Ara kahvaltı edecek. Ancak çay olduktu. Hiç yemedik. Aklımız çıktı. Öldük zaten. Ha bak, buramdan kalbimden hemen çıkacak soluğum neredeyse. Pat pat atıyor. Şuraya bak hele. Korkudan. Allah'tan yıkıldı.